şeker verirdi, çikolata verirdi o zamanki şartlar içerisinde. Ama tabii o zamanlar biz ilkokul yaşlarından daha küçükçeydik o yıllar. Aklımız eriyordu, tanıyorduk. Sonra tabii yaşta, ilerleyen yaşında geldiğinde de hakkı vaki oldu, rahmetli oldu. Evet. Nercecer, şimdi tabii yine biz devam edelim. Bir başka görüntü hemen ekrana gelsin. Bakalım ne gelecek. Evet, tarihi bir belgeyi sunuyoruz. Ve şu an karşımızdaki görüntü çok anlamlı. Haçin'deki bir dostluk fotoğrafı. Haçin'de yaşayan insanlar, Türkler veya Ermeniler, her kim olursa olsun Osmanlı Türk bayrağı altında hükümet binasının önünde bir araya gelmişler ve bir dostluk fotoğrafı çektirmişler. Bu Osmanlı idaresinin veya Türk idaresinin kendi coğrafyasında tüm insanlara karşı hoşgörü ve adaletinin çok güzel bir belgesidir. Osmanlı adaletiyle, hoşgörüsüyle ve insanlara olan efendim saygısıyla yüzyıllar içerisinde yaşayan bütün gruplara aynı uygulamayı yaptı. Osmanlı barıştır, Osmanlı adalettir. Haçin'deki bu fotoğraf da bir yerde yaşayan Ermeni veya da Türk farklı ırktan olursa olsun, inançtan olursa olsun hepsini kucaklayan bir efendim düşüncenin eseridir. Evet, bir Haçin fotoğrafı, tarihi fotoğraf ve oradaki beraberliğin efendim anlatıldığı güzel bir görüntü. Mehmet Baykal amcamız 1989'da kendisini görüşmüştüm ve 90 yılında Sayın Bey'le gittiğimde hemen Sayın Bey'in batısındaki o dağın eteğinde bulunan manastırın olduğu yere geldik. Eliyle efendim işaret etti, dedi ki burada çatışmalar çıktı, ölenler oldu, dedi burası Ermeni manastırıdır. Evet, bu fotoğraf o zaman çekildi. Fotoğrafı çektiğimiz zaman manastırın çevre duvarları sağlamdı ama sonraki yıllarda kısmen tahribata uğradı. Manastır şu an vardığınız zaman yine yerinde var ama eski heybeti gözü pek yok. Evet, Mehmet Baykal amcamız manastırı gösteriyor. Ramazan Bey, bu manastırı da gördün mü? Evet. Hemen kale kilise ile manastır Sayın Veli Vadisi bir boyunda bir yer. Hem biri sağ tarafta buradan girişte kilise, sol tarafta da manastır. Dolayısıyla biz çocukken hayvanlarımızı otlatmaya gittiğimiz zaman manastırın ilerisinde ve o manastırın etrafında oyunlar oynardık. Yani çok iyi biliyorsunuz. Çok iyi biliyoruz, evet. Evet, manastır tabii kendi haline bırakılmıştı. Son zamanda koruma altına alındı. Bugün de yine tarihin tanığı olaraktan kalan bir harabe mekan durumunda, evet. Manastır, evet, özelliği öyle. Mehmet Baykal amcamızın bu resmini çekilmesinden hemen kısa bir zaman sonra kale üzerine vardık. Elindeki bastonla dedi ki buradan aşağıya genç kızlar atıldı. İnsanlar vahşice öldürüldü. Esir olan insanlara karşı yapılan bu katliamlar çok dehşetli olaylardı diye bilgiler verdi. Ve tabii anlatırken isimler de veriyordu Mehmet Baykal amcamız. Evet, bu duvarın alt tarafı 40-50 metreyi hatta 70 metreyi vuran derin bir uçurum. Ramazan Bey, bu uçurumda sizin büyük dedenizle atılmış olabilir mi? Efendim, az önce de arz ettiğimiz gibi bu uçurumun kalenin burcundan aşağı atılan 60-70 metre civarındaki aşağıda atılan yerde dedem rahmetli şehit olmuş. Ve Kuvayi Milliyeci dostlar Süleyman Bay Toka başta olmak üzere orada bulmuşlar. Yani dedenizin de savaşın son günlerinde. Son günü, çünkü orada müsaade ederseniz Ermeni komutanlardan bir tanesi esir Kirkor ve Türkler getirirler ve kiliseye oradan tabiren ise bağıttırırlar. Türkler, Müslümanlar çok güçlü, eski halimizdeki gibi çalışmaya devam edelim, kavgayı bırakalım diye Kirkor oradan bağırır, esir Kirkor. Yine hanımını çıkarırlar Ermeniler, Kirkor'un hanımını. Sen gideli, ben çok Kirkor doğurdum. Sen esirde olduğun için böyle konuşuyorsun der. O ayrılıktan sonra dedemi çıkarırlar. Deden kaleye mi çıkarılmış Ramazan Bey? Evet. Sen esir olarak kalede tutuluyor. Evet. Bu kalede tutuluyor. Ve kalenin oradan dedeme derler ki sen de derler de ki Ermeniler çok güçlü tabirinde ise savaşı bırakalım. Gidin işinize gücünüze bakın. Dedem elini bıraktırıyor Ermeni muazzafın. Kedi fare yiyorlar, açtan ölüyorlar. Bu gece artık diye bağırınca hemen top atışları başlar ve sabah namazına doğru Sayın Bey'i fethedilmiş olur. Ama hak vaki olmuş, şehit olmuş, daha teni sıcak olarak da orada. Mustafa Bey şehit, yüzlerce Türk tutsak şehit. Çok. O genç kızlar, çok sayıda Ermeni de hayatını kaybediyor. Şunlar bunlar çok onlarca, yüzlerce belki sayısını bilemediğimiz. Binlerce diyelim yani. Şimdi binlerce, doğru, binlerce.
Yani yüzyılların sonrası o dostluğun bittiği yerde o süren 7 aylık savaş bitiminde çok sayıda insan Hasin kendi hayatını kaybetti değil mi? Evet. Ramazan Bey. Evet. Evet, bu tarihi fotoğrafta Ramazan Bey'in de büyük dedesinin efendim atıldığı yeri hemen görüyorsunuz. Mehmet Baykal amcamız orayı bize gösteriyor. Evet, bir başka belgeye hemen geçelim. Değerli seyirciler, bu kalenin, kale kilisenin üzerinde doğu tarafına baktığımızda dağların eteğinden bir vadi içinden bir su yatağı ya da bir dere veya bir ırmak geçiyor. Adı Kerikot denen bu ırmağın etrafında değirmenler var. Şimdi kaleden doğuya baktığımız bu yerde o vadinin sol tarafında dağların eteğinde o binlerce Ermeni'nin veyahut da evin bulunduğu yer var. Ancak bugün baktığımız zaman herhangi bir ev yok, orası taş ve toprak yeri gibi. Osmanlı'nın son döneminde 2500 veya 3000 veya 4000'e yakın evin üst üste bulunduğu bu yerde 20 bini aşkın sözlü ve yazılı kaydedilmedi bilgi böyle. Kalabalık bir nüfus vardı ve tabii bu nüfus oradaki canlı bir ekonomi gösteriyordu, ticareti gösteriyordu ve eğitimi. Avrupalı ülkelerin efendim geldiği bir mekandı Haçin kenti. Ancak 1990'larda ben Sayın Bey'le vardığımda o tarihi kentin olduğu yerdeki bu fotoğrafı çekerken bir enkaz yığını, taş ve toprak yığını gördüm. Tarihi eser yoktu. Geriye bu şekilde bir vadi görüntüsü vardı. Evet, burası Kerikot Vadisi, tarihi Haçin kentinin olduğu yer. Kale üzerine geçtim. O 1910'lu yıllarda yapılan 7 katlı marhasane yani gökdelen binasının olduğu yere geldim. Baktım ki 2 veya 3 kat korkuluk gibi işte pencere boşta olan bir tarihi yapıyı gördüm. Ama dikkatle bakarsanız bu fotoğrafa o duvarların belli yerlerinde yangın izleri olan tahta ilaveler vardır. Evet, bu şekilde fotoğrafını çektim marhasane binasının. Değerli seyirciler, tarihi Haçin kenti, yüzyılların hatırası, canlı bir ekonomi yaşandığı bu yer. 1850'li yıllarda bir Fransız oryantalist, araştırmacı, seyyah geldi. Bu şekilde, bu bir fotoğraf değil, elle çizim, hamurcu yediğinden Haçin'in görüntüsünün gravürü çizildi. Evet, Avrupalılar 1850'li yıllarda Haçin'e geliyorlar. Onların amacı ne olabilirdi? Bakın, Haçin kenti o büyük dağların eteğinde çok sık evlerin iç içe bulunduğu bir yer. Görmüş olduğumuz yer, evet, Haçin kentinin Osmanlı'nın son zamandaki oturum olan yerinin bir tarihsel fotoğrafıdır. Ve karşımızda tarihi Haçin kenti. Bakın, kalabalık bir yığın halindeki evler. Sol tarafta tepenin üzerinde kale kilise var. Arka tarafında Katolik okulları var, Amerikan Koleji var, Avrupa'dan gelen efendim ülkelerin şirketleri var, sokaklar var, caddeler var ve bir de İslam mahallesi var. Haçin kenti böyle bir yer. Evet, Haçin kentinin 1910'lardaki tarihi fotoğrafı bu şekilde yansımış görüntüye. Evet Ramazan Bey, bu tarihi Haçin kenti böyle gözüküyor. Şimdi biz Haçin'e gittiğimiz zaman bugün bu yani büyük kentten fazla bir eser göremeyeceğiz galiba, değil mi? Tabii efendim, o tarihi background olan, aynı zamanda ticaret merkezi olan, hem de vadi boyunda stratejik önem olan bir tarihi şu an kent yok. Şirin, Anadolu'nun bir 4-5 bin nüfuslu Şirin'in kasabası var. Yine geçim kaynağı oranın kıt kaynaklar içinde devam eden bir yer var. Dolayısıyla tabii o Ermeniler giderken burada hiçbir şey kalmaması konusunda yakıp yıkma anlamında ne yapması gerekirse yapmışlar. Evet, diyor Ramazan Bey. Hemen başka bir görüntüye geçiyoruz arkadaşlar. Haçin'le ilgili. Evet, daha yakından bir görüntü geldi. Görüyorsunuz, siyah beyaz bu fotoğraf karesinde dağların eteğindeki yoğun bir insan yerleşiminin olduğu tarihi Haçin kenti bu şekilde yazılmış tarihi fotoğrafa. Evet, olayların odak noktası tepe üzerindeki kale kilise ve sol tarafında bir gökdelen misali 7 katlı marhasane binası. Bu marhasane binasını Amerika'dan gelen Ermeni mimar Asador planını çizdi ve inşa etti. Bu bir teknolojik veya mimari başarıdır değerli seyirciler. O binanın diyelim ki bir katında okul var, şirketlerin orada odaları var, eğitim kurumları var, sanki iş merkezi gibi. New York'taki büyük gökdelenleri andıran onların bir örneği Toros Dağları'nda, Haçin kasabasında bu şekilde inşa ediliyor. O sol taraftaki gökdelenin hemen sağındaki yerde de kale kilise var. Bir kale, bakın etraf duvarları ve orta yerde kilise binası var. Kilisenin hemen ortaya bir kule yükseliyor. Böyle bir yapı var, evet. Haçin'deki mimari zenginliğin veyahut da gelişmenin ne kadar büyük olduğunu gösteriyor. Evet Ramazan Bey, bakın burada bir gökdelen var.
ve bir kale kilise var. Şimdi bu gökdelen oradaki canlı bir ekonomiyi gösteriyor. Sizin dediğim zaman zaman sık sık uğradığınız bir yerdi burası. Ama bu fotoğraf diyor ki Osmanlı'nın son döneminde Haçin böyleydi ama bugün gönlü çok farklı. Ne diyeceksiniz bu konuda? Efendim hemen yine o kale kilisenin arka tarafında da kapalı çarşının ve büyük iş yerlerinin olduğu, orada dedem rahmetli Hacı Mustafa'nın da 9 tane büyük mağazasının olduğu. Çünkü hem arı... Sizin dedenizin mağazaları evet, mı vardı? Evet. Hemen o kale kilisenin arkası düzlüktür biliyorsunuz. Öyle mi? O düzlük olan hala yerde... Hala orada şey vardır, yürürken görülüyor ama evet, Bey. Yani, o parkeler, parke gibi taşlar... Malta taşları vardır. Evet. Yıkık dökük harabeli evet, gibi evet. Ufaklı tefekli. O bölge orada 9 tane iş yerinin ve mağazasının olduğu ve bu Kayseri-Hicaz arasında yaptığı ticaretin bir kısmını da orada gelen, o çünkü hareketli bir yer, uluslararası insanların da geldiği bir mekan olma hasabıyla ticaretinin bir kısmını orada sürdürüyor dedem rahmetli. Ve o çerçeve içerisinde tabii onları hatırlıyorsun. Şimdi bakıyorsun ki o yok bir şey. Yerinde yerler esiyor. O zaman dedenizin deve kervanları mı vardı bir hatta atlardan eşeğinden? At kervanları vardı. Evet. Yani 300'e yakın 300 civarında atla atı var. Atla katırla çünkü çetin yollarda katırlar daha iyi gidermiş o zamanlar. Kayseri yöresinden topladığı ürünleri alıp Hicaz'a. Hayvan ürünler veya muhtelif ürünler mi oluyor? Efendim şey giyim kuşam ve evet. Buradan çünkü biliyorsun eskiden bu anlamda ulaşım yoktu. Hayvanla yapılırdı. Çünkü çok nadiren tren son yıllarda Osmanlı'nın son dönemlerinde ola gelmişti. Ama ticaret genelde hayvan sırtında olurdu. Dolayısıyla dedemler de buradan Şam, Halep üzerinden Hicaz'a atla ve katırla giderek hem Hacı Farizeli'nin yerine getirmek hem de üzerinde götürdükleri Kayseri'den aldıkları, Kayseri yöresinden aldıkları belki Kayseri'de İpek yolundan gelen ürünleri İpek yolu ayağından gelen ürünleri oradan alıp ticaretini yapıyor. Bu giyim, kuşam ve buna benzer muhtelif ürünler. Diyebilir miyiz Haçin kenti o dönemde Çukurova'nın en canlı ekonomisinin yani hareketli olduğu yer? Hem hareketli bir yer hem de geçiş noktası. Geçiş noktası. Geçiş noktası ve uğrak noktası. Hem stratejik anlamda hani Osmanlı'nın son dönemindeki güvenlik sorununda düşünecek olursanız o vadi boyu de aşağı doğru biliyorsunuz Feke'de kale var, belki Kozan'da kaleler var. Hem güvenlik sağlanmış oluyor hem de o süreç içerisinde de vadi Kayseri ile Çukurova'ya birbirine çok daha yakın bağlayan, Pozantı geçidi uzak bir bağlantı. Bizim bu vadi boyu bu yol içerisinde kilometre anlamında da yok yakındır. Ha şimdi arabayla giderken virajda olduğu için çok kullanılmasa da kilometre bazında Kayseri, Adana, Çukurova'yı bağlayan önemli bir geçiş noktası. Sayın Bey'de bu geçişte önemli bir mihenk noktası. Evet Erzincan Şehri, Osmanlı'nın son döneminde Haçin şehri bölgemizdeki en canlı ticaretin yaşandığı bir yer yani ekonominin. Kervanların geçtiği bir yer, eğitimin, işte dini yapılar var ve 20 bin civarında kalabalık bir nüfus var. Neredeyse Adana'ya yakın, evet Toros Ağları'nın zirvesinde böyle bir yerleşim birimi var. İşte o yerleşim biriminin orta yerindeki 7 katlı gökdelen olan Marhasane binası ve kale kilise. Şimdi karşımıza bir tablo geldi. Az önceki tabloya tekrar geçelim bugün arkadaşlar. O renkli olan çizilmiş Haçin'in ortasındaki gökdeleni anımsatan tarihi tabloya geçmek mümkünse geçelim. Herkes onu daha yakından görmüş olsun. Evet arkadaşlarımız geçiş hazırlığı yaparken biz bu resmi yorumlayalım. 1880'li yıllarda Amerika'dan Haçin kasabasında o bölge insanlarını özellikle Hristiyan Ermenileri Gregorian mezhebinden ayırıp Protestan inancına çevirmek için Amerikalı öğretmenler geliyorlar. At ve eşek sırtında. Yanlarında onlara eşlik eden erkekler de var. Çoğu bayan. Gördüğünüz gibi modern giyimli şapkalarıyla, entalleriyle, beyaz gömlekleriyle. Bu Amerikalı misyoner öğretmenler geldiler Haçin kasabasına. O Kirkot Vadisi'nin hemen kuzey tarafındaki dağın eteğinde orada Amerikan Koleji'ni inşa ettiler. Evet hemen ekrana geldi. O görüntü tabii oldukça önemli. Bir ressam yağlı boyayla Haçin kasabasının ortasındaki büyük gökdelen gibi binanın tablosunu çizmiş. O mümkünse onu bir alalım arkadaşlar. Eğer değilse hemen geçelim isterseniz. Evet hemen ekrana geldi. Ve karşımızda orta yerde kale kilise ve sol tarafta bütün ihtişamıyla 7 katlı gökdelen binası. Evet bir ressamın fırçasından Haçin'deki o büyük yapılanmayı gösteriyor. Bir tarihi belge. Evet bu tarihi tablo şimdi İsveç'teki bir hastanenin duvarında orada bulunuyor.